Dur, dur emanet, dur yardım edeyim. Ay, ay Hızır gibi yetiştim. Kollarım koptu aşağıdan indirene kadar. Şu halimle. Ay düşmesin. Gel. Gel, gel, gel. Bak iyi ki bana rastladın, yoksa bu kapıyı falan açamazdın ha. Geç. Dikkatli ol, sağa sola vurdurma. Ay. Tamam, ha, tamam. Topuklu giymişsin ya ondan, dengeyi de şey yap. Yavaş. Göt şu arabanın kaputuna doğru koyarsın, şey yap. Ben. Tamam, yalnız bu arka koltuğa sığmaz, bagaja koyarsın, tamam? Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. İşte ne demek ya, laf olmaz. Ne zaman ihtiyacın olursa, şey, ben bir tavukları yemleyeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Ya. Gece tam bir öküzdü. Sabah öküz kere öküz olmuş. Şu koliyi taşımaya çalışıyorum. Görüyor yani elimde kocaman. Şu üstteki küçük var ya, onu aldı. İnsan bir yardım eder ya. Allah Allah. Aynı şefkatten bahsediyoruz. Geçen gün ben arabadan galeriye iki tane tablo taşıyacağım. Koştu geldi yardım etmek için. Ya dedim istemiyorum sağ ol, ben taşırım. Olmaz dedi. Bir kızı tepki verdi. İnanamazsınız. Hatta dedi ki kızım biz erkekler davranışlarımızda çok eşeklik yapıyoruz. Bırak eşekliğimizi doğru yerde kullanalım. Yani espri bile yaptı. Benim de elimde iki poşet bile görse hemen gelip alırdı. Ben anlam veremedim gerçekten bu tavrına. E ne oldu o zaman birdenbire bu adama böyle? Ya belki bir şey canı sıkkındır. O yüzden öyle davranıyordur. Lan! Balatta yatak kalmışsın! İnsan değil mi? Kalkın lan, kalkın! Tavuk musunuz uyuyan bir saatte? Kalkın! Seviyorum lan! Kalmışsın lan yatak bu saatte balatta! Ben de içeceğim lan! Bu saatte uyuyan en güzeli! Çocuk var ya kendini bilir. Gürcün uçur idi. Bizim mahallenin realitesi bu. Beğenmediysen yallah gerisin geri Paris'e hadi. Paris'e, Paris'e. Sen ne çirkef bir adamsın be. Şşş. Hiç bana tantana yapma. Varsa içecek bir şeyler aşağı yansıt da bir cila yapak hadi. Var. Var getiriyorum, kıpırdama bir yere. Daracık daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman arılar. Olacağı buydu oğlum. Senin yüzünden geldik bu mahalleye, anladın mı? Burada şimdi, ah çocukların haline bak ya, ıslanmış döndüler. Tamam oğlum, sakin ol. Bir şey yok, geçecek. Tamam. Neyse hadi beyler, hadi parti bitti. Sağ olun, var olsun. Elinizden geleni yaptınız, eyvallah. Vallahi Şevkat, sırf senin güzel hatırın için bu kadar ıslandık ha. Konuşma lan. Senin hayatın ıslak oğlum. Allah Allah. E ne var? Eğlenmedik mi? Eğlendik. Eğlendik vallahi. Kardeşim eğlendik eğlenmesine de yani. Senin emanetin gözünde böyle şekil şukul maymun hesabı pek anlayamadım yani mevzuyu. Gerçi benim de günün birinde böyle isteğim arzum olabilir ya. Oğlum sen emin de böyle bahçeye girsek bir panayır yapsak ya lan ha? Ya tamam oğlum hadi. Mevzu bitti, parti bitti. Ha, evli evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi. Siz gidin, ben geliyorum hacı. Bir kendine gel lan. Bir kendine gel. Hemen role giriyorsun lan, hemen role giriyorsun. Oğlum kestik kestik. Bitti lan bitti. Çık. Hadi, hadi. Ayıp oluyor ama hacı. Ayıp oğlum, ayıp oğlum. Yavaş, araba çarpacak.
biraz ıslandım dolapta. Bu Şevkat hakikaten Çetin Ceviz çıktı. Nasıl uyandı hemen senin bu işe? Bilmiyorum ama benimle ya da babamla ilişkilendirirse ortalık çok bulanır. Ayrıca babama başka mevzudan takık o. O yüzden benim acilen Esin planına geri dönmem lazım. Bu Şevkat iyice delirdi. Şimdi de sarhoş sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir de bas bas bağırıyor. Ay ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya kızlar ben anlamıyorum. Bir insan birine aşık olduğunda onun kusurlarını görmezmiş. Ya ben tam tersine Şevkat'e aşık olduğumu anladığım andan itibaren sadece kusurlarını görüyorum. Yani bugün Bora'ya öyle yumruk atmasını da ben anlam veremedim. Neden öyle bir şey yaptı ki? Çünkü Esin'e aşık. Ve onu çok kıskanıyor. Böyle yanında yakınında Bora'yı gördüğü zaman çıldırıyor. Gerçekten mi sizce? Bunun için mi yani? Olabilir. Neden olmasın ki? Ya sonuçta Şevkat biraz sert biri ama durduk yere öyle birine yumruk atacak kadar da serseri değil. Ne yapacağım ben şimdi? Kızlar, diyorum ki hani madem kıskanıyor, gelin burayı biraz kaşıyalım. Nasıl yani? Yani şimdiye kadar kasıtlı kıskandırmadın. Ama şimdiden sonra kasıtlı bir şekilde kıskandıracaksın. Şevkat'in gördüğü yerlerde buraya böyle bir samimi davranacaksın. İyi de ne işe yarayacak ki bu? Yani Şevkat görecek. Ve dayanamayacak. Mutlaka seni kaybetmemek için bir adım atacak. Emin misin? Evet. Ben eminim. Yani denemekte fayda var değil mi? Tamam. Tamam yapacağım. Hatta yarından tez yok başlıyorum. Bu benim son çabam olacak. O yüzden sonuna kadar gideceğim. Bu tam bir kıskandırma bombardımanı olacak. Hatta şimdi Bora'yı arayıp sabah kahvaltıya davet edeceğim. Kapatın, kapatın. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Öptük, bay bay. Esin'le de ilişkimiz rafa kalktı. Onunla tekrar birlikte olabilmemiz için bana resmen bir mucize lazım. Hayda. Esin abi. Aç aç. Hayat bir şey. Alo Esin, tatlım. Bora, merhaba. Ya sabah müsaitsen bana kahvaltıya gelsene yarın. Sabah kahvaltı mı? Çok sevinirim. Tamam gelirim. Sabah sendeyim. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Sabah kahvaltıya çağırıyor. Oğlum ihtiyacım olan mucize gerçek oldu galiba. Bu sefer sıkı asıl işi. Kızı var ya, bir an olsun boş bırakma. Oğlum boş bırakır mıyım hiç? Zaten ben ona fena ateşlendim. Teşekkürler. Eyvallah. Yani Şevkat yine beni bağladın ha. Konuşma lan. Ha işte geldik. Deniz kenarı, çay içiyoruz, oturuyoruz. İstediğin her şey var, daha ne konuşayım? Neymiş konu? Yine aşk mı? Yok, bu sefer farklı. Verilen sözleri tutmak şart mıdır lan? Bunu sen mi soruyorsun Şevkat? Ya o adam, sen sözünün eri olarak nam yapmış bir adamsın. Söz tutmak şart mı? Soruya bak. Lan öyle değil ama lan. Bu seferki farklı. Yani ölmüş birine verilen sözden bahsediyorum. Yani mesela şimdi diyelim senin rahmetli baban ölmeden önce sana mutlaka yap diye bir şey dedi mesela. Ama senin canın o şeyi yapmayı hiç istemiyor. Yani sana ters geliyor mesela. Yine de yapar mıydın? Şevkat, söz bağlar. Söz hem kişiyi bağlar, hem iki kişiyi birbirine bağlar. Eğer ben rahmetli babama bir söz vermiş olsaydım onu mutlaka yapardım. Yoksa onunla olan bağım kopardı. Bu fani dünyadan göçmüş insanlarla olan bağımız aslında ahiretle olan bağımız. Onu koparmamak gerek Şevkat. Neden sordun? Birine böyle bir söz mü verdin? Verdim. Ve o söz şimdi benim elimi kolumu bağlıyor. Neymiş? Söyle bakayım. Ya... Ya sen de amma soruyorsun ya. Allah Allah. Tamam, bu ne ya? Muhabbete mi geldik, sorguya mı geldik? Hadi yeter, iç çayını gidelim. Adeta burada.
komşum. Ecelini mi susadın lan sen? Kim ala senin bu artisti? Sakin, hemen alevlenme. Bora, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Adrenalin iyidir. Tutku yapar. Şevkat. Bora bana motor kullanmayı öğretecek. Müthiş bir şey. İstersen sana da öğretebilir. İstemez. Tarzım değil. Motorlar ta ziyade bu arkadaşın ilgi alanına giriyor. Biz zaten hiç anlamadık canım senin ilgi alanını. Bence sen pek zevk sahibi de değilsin. Ama istersen Bora sana bu konuda da bir ders verebilir. Ben Bora'nın zevkini senden daha iyi biliyorum. Alsın. Ama eğer arkadaş isterse ona ileri sürüş teknikleri ve yakın dövüş dersleri verebilirim. Hatta sen yabancı değilsin. Hani tanıdık hesabı bir promosyon yapayım. Bir saat ileri sürüş teknikleri dersi alana dayak bedava. Nasıl? Muhteşem. Zaten sen anca dayaktan, dövüşten anlarsın. Sen de eğlenceden anlarsın. Dikkat edin de çarşıda dolanırken bu esnaftan falan dayak yemesin senin bu zek sahibi arkadaş. Hadi iyi eğlenceler. Adamların birden ortadan kayboldu usta. Hatta bugün bizim alt komşuya geleceklermiş. Sonra arayıp iptal etmiştir. Anlaşıldı. Arı kovanına çomak soktuk. Herifler uyandı mevzuya. Hadi tamam, sen dükkanı boş bırakma, fırla. Tamam usta. Şevkat, bu akşamki olayımız ne? Dün akşam sarhoş olduk, ıslandık falan. Bu akşam ne yapacağız? Oğlum çerez etmeyin lan. Tamam yeter, ulu ortada konuşmayın şu konuları ya. Harbiden be kardeşim ya, ayıp denen bir şey var ya. Da başka bir çerez var mesela. Hani Allah tabii muhabbetlerini artırsın, sohbetlerini artırsın, daim kılsın. Bizlikte bir durum yok pek tabii de. Kardeşim sabahtan beri Esin'le Bora bayağı sıkıntılar ya. Hani 23 Nisan olsa diyeceğim ki çocuk bayramı da. Bilemedim yani. Oğlum sabahtan beri gülüşüp oynuyorlar ya. Acaba diyorum ki ben böyle akşam bizi hani medeni yolun falan filan diye zırvaladı ya. Sabah da onu mu gösteriyor? Hani bu şekilde davranmanız sağ olun. Ben üstüme alınmıyorum abi. Siz de öyle yapın. Asla canım, katiyen hani bizlik bir durum yok. Zaten biz asla öyle bir şey üzerimize alınmayız da. De hani sizin bu cam çerçeve mevzuları böyle karşılıklı çift okey olunca bizim de bu top mevzusuna bir sorti şekli. Çarşıda bir mevzu var ya. Çıkacak yakında kokusu, dur bakalım. Alengiri dedikodu yapma lan. Sana ne oğlum, kim ne yaparsa yapar, Allah Allah. İstersen alengirsiz dedikodu yapalım Şevkat. Hem sen durup dururken niye çaktın ki o çocuğa? Hem arada bir bize de çaksana Şevkat. Çakacağım ben size. Toptan çakacağım, biriktiriyorum. Oğlum bunda bir iş var lan. Sen bilirsin. Ha? Ne iş? Bence çok kurcalamayın. Sonra o kabak var ya, o kabak başında patlar. Teşekkürler, hoşça kal. Sakın konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Tamam, tamam. Olur. Ya Esin, hani perde merde bakacağız diyordun. Şeye bakın. Ben tanıyorum seni. Sen televizyona falan çıkıyorsun. Şey, şarkıcı değil mi? Gökhan. Gökhan. Türkmet. Evet, tamam. Memnun oldum kardeşim. Ben de memnun oldum, sağ ol. Hoş geldin. Gökhan benim liseden arkadaşım. Değil mi? Ya sorma Şevkat. Ben de duyunca çok şaşırdım. Evet. Ya Şevkat, şu perde olayına sonra gideriz ya. Şimdi Gökhan burada. Çok güzel sohbet ediyoruz. Tamam. İyi bak. Çok şey değil. Perde de olmaya versin. Bravo. Gökhan, hangi liseydi sizin? Ya sonra turnede organizatör dedim ki bizim davulcu hastalandı. Yerine birisini bulmamız lazım. Adam akşam konsere Ramazan davulcusuyla geldi abi. Hadi canım. Saçmalığa bakar mısın? O nere öbür başka bir şey. Ya gülüşün hiç değişmemiş Esin, biliyor musun? Hala çok güzel gülüyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel güler zaten. Değil mi hayatım? Ya bir fikrim var. Klibinle oynar mısın? Ben mi? Evet. Yok ben yapamam. Ya yaparsın ya. Kırma bu eski dostun. Ne olur hadi lütfen. Gökhan ben beceremem ki. Zaten Şevkat de şey bozulur öyle şeylere. Yok ya ne bozulacağım ben. İstiyorsan oyna yani. Kaç yıllık arkadaşın rica ediyor. Ya kabul et ne olur, çok mutlu edersin beni gerçekten. Hem bugünlere gelmemde senin payın çok büyük biliyorsun. Ya öyle mi? Tabii. Ben ünlü olmadan önce şarkı yaptığım zaman ilk Esin'e dinletirdim şarkılarımı. Tabii. Esin sonuçta sanatçı olduğu için. Ya bu sanat olaylarında yani o da sanat. O da sanat yani. Tabii.
Ya bak ne diyeceğim, yine yapalım Mesin. Yapın, yapın. Bilmem ki. Tabii canım, yapın ya. Yapın, ne olacak? Ben arabadan gitarımı alıp geleyim ya. Bekleyin, geliyorum. Evet. Yardım ihtiyacın var mı? Yok yok, hemen çıkardım. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başımı her koyuşumda sana karışır. Aşktır kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez. İğne atsan yere düşer bu kalp temiz. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başımı her koyuşumda kana karışır. Aşktır kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez. İğne atsan bana düşer kalbim temiz. Gökhan çok güzel. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Ben de bayıldım. Ben de bayıldım. Gerçekten. Bayıldım. Eline yüreğine sağlık. Yani buram buram aşk kokan bir parça gerçekten. Hem hayatım. Teşekkür ederim.